Asrın imamı Üstad Bediüzzaman Hazretleri kainatı, dünyayı ve insanı Kur'an'ın manevi laboratuvarında tahlil ettikten sonra şu kutsal neticeye varmıştı. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan Batı cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba gibi, bir taun gibi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sarı illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Batının çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş Batı formülleriyle mi? Yoksa İslam'ın ve imanın terutaze hayat ve iman esaslarıyla mı? Büyük kapıları gaflet içinde görüyorum. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teklif etmiş bulunuyorum. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş, ayağım ona çarpmış, ne ehemmiyeti var? Bu müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir değer ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Ben 80 yıllık ömrüm boyunca dünya zevkleri namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket mahkemelerinde geçti. Memleket hapishanelerinde geçti. Çekmediğim cepha, görmediğim eza kalmadı. Divani harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Memleket zindanlarında aylarca görüşmeden men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan 1000 defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan men etmeseydi, Said bugün topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. Karşımda kim olursa olsun onun zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. İsterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman komutanı da olsa tenezzül etmem. Onun zulmünü, onun hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sefasına götürür, hiç ehemmiyeti yoktur. Nitekim böyle oldu. Hepsini gördüm. Eğer birkaç dakika daha o hunhar, kan içici kumandanın kalbi, vicdanı bu zulümkarlığa dayanabilseydi, Said bugün asılmış, mazlumlar zümresine iltihak olmuştu. İşte benim hayatım böyle zahmet, meşakkat, felaket ve musibetle geçti. Hem ben cemiyetin, hem ben bu cemiyetin iman selameti yolunda dünyamı da ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. İslam alemi namına bir Said değil, 1000 Said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletinizin imanını selamette görürsem cehennem alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken
gönlüm gül ve gülistanlık olur. Eğer kafirler kalem ve kağıdı yok etmek imkanı bulsalar, benim gibi birçok büyükler fedai olup hakikat hazinelerinin neşri için mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız. Saçlarım adedince başlarım olsa diyordu, her gün biri kesilse hakikati Kur'an'a feda olan bu baş zındıkaya teslimi silah etmeyecek, davasından vazgeçmeyecektir. Ey efendiler, dünyayı başıma ateş yapsanız ve cesedimi parça parça edip cehenneme atsanız, hakikati Kur'an'a feda olan bu baş size eğilmeyecek, davasından vazgeçmeyecektir. 100 milyon başların feda oldukları bu kutsi hakikata başımız dahi feda olsun. O kadar ki davayı kendisine dert edinmişti ki 2 minare yüksekliğindeki Van Kalesi'nden ayağı kayıp düşerken bile eyvah davam diye feryat ediyordu. Ve şöyle devam ediyordu. Alem-i İslam'a indirilen darbelerin en önce kalbime indiğini hissediyorum. Bana ızdırap veren İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanını sezemez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmini dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı tehlikeleri, zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke, keşke bunun gibi 1000 misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesi selamette olsa. Hakkın hatırını kırmayacağım diyordu. Hakikati söyleyeceğim. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, zira hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki binler haysiyet ve şerefimi bu vatandaki biçarelerin istirahatına ve onlardan belaların define feda etmek için bana bir halet-i ruhiyeyi ihsan eylemiş ki ben de onların yaptığı ve niyetinde bulundukları tahkirat ve ihanetlere karşı tahammüle karar vermişim. Bu milletin asayişine, hususen masum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve biçare hastaların ve fakirlerin dünyevi istirahatlarına ve uhrevi saadetlerine binler hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım. Binler hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım derse karar verdim ve vermişiz. Ve şunu haykırıyordu: ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim, 500 senedir yattığınız yeter, artık Kur'an'ın sabahında uyanın.